fark edersiniz ki bu gerçek bir karakter. Yani hakikaten 20 senedir balenin, bale toplumunun içinde koro dansçısı olarak çalışan bir dansçı. Bir sakatlık geçirerek başlamış kariyerine ve büyük ihtimalle o yüzden de hiçbir zaman daha üst pozisyonlara çıkamamış. Ama baleyi çok sevdiği için orada kalmayı ve 20 sene boyunca o koroda dans etmeyi şey yapmış, kabul etmiş. Şimdi böyle bir figürü alıp Jerome Bell tamamen onun aslında hissettiği şeyler üzerinden, onun deneyimleri üzerinden bir iş ortaya çıkartıyor. Ve aslında aynı fikirde olur musunuz bilmiyorum ama o bale dünyasının görkemini, yarattığı o gösterişli sahneyi bir anda soruyor. Yani bir koro dansçısının, koroistin bölümler baktığınızda göreceksiniz. Mesela çok uzun süreler aynı pozisyonda kalıyorlar. Önde solo dansçılar dans ederken hani arkada 20 kişi o pozisyonda bekliyor dakikalarca. Ve hani onu yapıyor gerçek zamanında ve aslında ne kadar yorucu ve sıkıcı bir şey olduğundan bahsediyor bunu. Ya da işte aldığı maaşı söylüyor. Sevdiği koreografları söylüyor, sevmediklerini söylüyor falan. Ve bizim için bir anda hani hiç adı sanı olmayan, hiç dikkat etmediğimiz bir profil, bale dünyasının içinden bir profil, bir anda sanat işinin ana odağı haline geliyor. Ve hani seyretme alışkanlıklarımızı da yerle bir ederek. Çünkü biz onun hiç adını bilmeden dakikalarca o koro grubunda duran bir deden olarak seyretmişiz. Yıllarca o insanı. Ama öyle bir insan var ve onun bir hikayesi var. şimdi bu yerel yöntemsel mesela. Ne düşünmüşsünüz? Biraz konuşalım. Yerel. Yerel. Bugün getirelim. Sana bilmeyen, işte atıyorum Pirkan'a götürdüm. Tamam mı? Buradaki insanlara izletelim. Ne kadar geçecek onlara? Baleyi ne kadar biliyorlar? Bale nedir? Yani oyunculuk nedir? İzlediğimiz şey ne? Ama anlatıyor orada. Yok. Hani varsayımda bulunuyor. Anlatıyor mu? Olabilir. Yani hiç bale bilmeyen birisi de mesela bu kadın vasıtasıyla aslında bale dünyasıyla ilgili çok şey öğrenebilir. Çünkü kendisi anlatıyor zaten bir sürü şey. Şimdi şuna demek ki balet içindeki insanlar bile bir Paris Opera korist balerinin ne kadar kazandığını bilmiyordur. Ve bu veri iki dünya içinde gayet ilginç aslında. Yani. Çakışmadır. Mesela Erkan Özgen'in bir işi vardı İstanbul Biyaneli'nde. 18. Biyaneli'deydi galiba. Dün de duvarda yazısı çıktı. Erkan'ı tanıyor. Aslında işle ilgili pek fazla konuşmamışlar da. Çocuk sağır ve dilsiz babasının işi tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. Ve o iş çok, bana göre çok iyi bir iş. Bunu sadece beden diliyle anlatıyor. Beden, ne diyorlar, işaret dili de bilmiyor çocuk aslında ama işte babanın başını vurdular falan şöyle şöyle. Beden diliyle anlatıyor. Evrensel bir dil. Bu evrensel bir işte. O anlattığı şeyi iyi anlıyorsunuz. Yani ama Kobanlı bir çocuk olduğunu bilmeseniz belki o anlattığı şeyler geçmeyecek ya da belki ne bileyim. Şimdi söyleyeyim. O zaman biz evrensel olanı sadece zihinsel algılamak üzerine mi yapacağız? Değil. Cevabım değilse. Başka türlü bütün insanların aynı algıda olması gerekecek. Değil. Yani ben tek bir şey olacak. Bunu da bulabiliriz. Yani herkesin anlamasını beklersek imkansız. Mesela elma bir evrensel bir imge midir? Ne? Elma. Elma mesela bir evrensel bir imge midir? Değildir. Mesela elma bir evrensel bir imge değildir. Çünkü çölde yaşayan bir insanın hiç elma görmemiş olma ihtimali var. Yani evrensellik çok geniş bir şey de bilmiyorum. Onu da bir soruyor muyum? Daha demin arkadaş örnek verdiği için öyle bir soracağım.
Hani dedi ya işte işaretleriyle falan babasının iş tarafını nasıl olduğunu falan anlatmıştı. Şimdi aynı şekilde bu videoyu Telkan'daki birine gösterelim. Kimse çevir yapmaz. Kesinlikle çevir falan yok. Ki tahminimce belki Telkan'daki biri ilk defa bir bale gösterisi diyecek değil mi? Muhtemelen. Ve kadının şu an yapmış olduğu şey bence yani izlemen bir iş büyüleyici gelecek midir? Bence gelecektir. Gelmeyebilir, saçma da olur. Ya saçma da olur. Bilmiyorum, nasıl olur. Ben şunu demek istiyorum yani böyle bu kadar şey yapan bir kadın niye mutsuz? Yüz ifadesi, anlattığı şeyler tam anlamıyorsun ama mimiklerinde, burçundelinde ses tonlar var olamamış. Aşağı yukarı bence... Ben olsam bunu düşünürüm. Bu kadar büyüleyici bir şeyler yapıyorsun ama niye mutsuz? Bence bunu bile geçirebilirse bu da işte. Bir tek anı olarak buna cevap verebilirim. Cevap hakkı da olmuş. Cevap hakkı da olmuş. Şimdi ben hani bu işin yerel mi evrensel mi? Sanat yerel mi olmalı, evrensel mi olmalı? Yerel mi evrenselden besleniyor, evrensel mi yerelden besleniyor gibi soruların yumurta tavuk kafasına benzetildi. Ben de kimlik dediğimiz şey kesinlikle tesadüfen eriştiğimiz bir renk. Hiçbirimiz burayı tercih etmedik. Ve bugünkü toplantıyı herkesin cebindeki kimliği, geçmişindeki kültürü, yaşantısını değiştirerek birini Yozgatlı, birini Konya'lı, birini Sakarya'lı yaptığımızda dert başka bir şey olacaktır. Onun için kimliğimizin derdi tabii ki önemli ama bizim kimliğimizin derdi diğer kimliğin derdinden daha önemli, daha ehemmiyetli olmadığı gerçeğini kabullenmeliyiz. Ve bir tek anı olarak diyorum. Bu işi gençliğimde tek anda yaşayan bir olarak bana gösterseydin ve hiç televizyon izlemediğini de varsa. Ya şöyle bir şey, bu sanatçının sorunu değil. O tek anının bu sanatı anlamaması bu sanatçının sorunu değil. Ben bir tek anı olarak bunu hayatı anlamlandırmak üzerine yürüttüğüm mücadelede bununla karşılaşıp bunu anlamaya çalışırken amcam böyle bir şey yerine başka bir şeyi tercih etmişse bu ne onun suçudur, ne amcamın gereğidir, ne bu ikisini bağdaştıramadığım için ya da ona anlatamadığım için benim sanatçı olmadığımı gösterir. Sanat gerçekten sanat evrenseldir. Beslendikçe evrenseldir. Kazanır inancına sahibim. Ve sorulan soru Diyarbakır da sanat icra eden ya da Diyarbakır'da yaşamış bireyler var. Neye ihtiyaç duyuluyor sorusunu cevaplamak gerekirse şahsım adına sorunlar ortada. Her şey bütün pornografiyle ortada. Açık. Biz hemen mesela bunu yine dün geçen de söyledim. Eski bir vejeteryan olarak bunu utançla söylüyorum. Yanı başımızda Buket Damacun, Onur Hocam Taşı gibi birçok yerde milyarlarca hayvan katledilirken bizim sırf popüler oldu diye evrensel bir dertmiş gibi sadece Avusturya'daki orman yangınına dair sanat eseri, sanat ürünü çıkaralım kaygısı bizi popülist bir sanatçı yapar. Ama biz yerelden beslenip evrensel bir ortak bütünlüğü sağladığımızda ancak evrensel diye yaparız. Yani benim için Emil Kusturi kadar Tony Gardif de yerelden beslenip evrenselliğe ulaşmış müthiş sanatçılardır. Neyi nasıl anladın? Mesele bir konumuzun başında mesela. Mesele ne? Meseleyi anladık. Biz meseleyi nasıl anlatmalıyız? Bizim Tahir Elçi olayını yakından uzaktan herkes hisseder. Ama ben inancım çerçevesinde bunun hani bu dönemde çalışmalarımız yoğunlaşmalarımız üzerine çıkan bir duygudur bendeki. Beni etkileyen, en etkileyen şey bu şehrin bir genci olarak, bir terkan olarak duvarda gördüğüm bir slogan, bir sticker benim çok ilgimi çekti. Ahmet Nil Ehliyor. Diyarbakır'ın bir kahramana ihtiyacı var.
Diyarbakır'ın bir kahramanı kendi yerel duygularından, yerel kültüründen beslenip sanatı anlamlandırmayı, yaşamını anlamlandırmayı, ben niye yaşıyorum ya da hiçbir şey yapmam. Yani ünlü olmak öyle bir dert yok. Öyle bir derdimiz yok. 60 yıl tesadüfen yaşayacağız. Bırakalım bence özgürce her şeyi denemiş olarak verelim. Benim babam sahnede tirat atma özgürlüğünden mahrum bir şekilde bir dozer operatörü olarak hayattan göçtü. Ben babamın tercih ettiği yaşantıyı da hiç sayamam, küfredemem. Ama kendi yaşantımı da işte babamdan koptuğum için kendimi sanatçı değilim, sanatçı olamıyorum, tribüne de çekemem. Onun için sanatçılar zaten hani toplumun kendisidir, bireyin sorumsalı tutuyor. Ben Diyarbakır'da yanı başımda patlayan bir olayın ya da hemen yediğim yemeğin bir başka canlının hayatına mal olma derdini anlayamıyorsam o beni ne yere, yani evrensel yapar ne de yere bir şey yapar. Teşekkür ediyorum. Süper kahramanla ilgili söylediğin bir şeyi tesadüfen oldu ama yani bir şey anlamadım. Söyledim. Bağlamına da sebep olacak bir itiraf geçmiş oldu. Aslında yani bu izlediğimiz eserin bana yarattığı etkiyle Diyarbakırlı Kenan Çin'in bir filminin bana yarattığı etkilerine çok benziyor. O yüzden hani ikisini karşılaştırarak Genco ve diğer filmlerde şeyi anlatıyorum. Yani mesela aslında bu gösteride şöyle bir durum var. Kadının kendi anlattığı ve hepimizin belki biraz bildiği, muhtemelen bazı insanların daha çok bildiği bale gösterilerinde işte başrol olmak konusu gerçekten kendisinin başrol olmadığı oyunlarda ve anlattığı şartlarda mümkün olmayabilir. Yani bu kadın o kontekst içinde, o kalabalık içerisinde hiçbir zaman baş solist olamayacak olabilir ya bu hiçbir zaman değişmeyecek de olabilir. Ama bir koreografın Paris Balesi ile işbirliği yapıp bu kadının aslında başrol olabileceği bir durum yaratabilmesi onun sanatçılığına dair bir gösterge. Yani bu şartlar içerisinde şartları anlayıp aslında olmaz gibi gözüken bir şeyi olabilir hale getirmek. Ve mesela ben Genco'yu izlediğimde de şöyle bir şey hissetmiştim. Yani Diyarbakır'da maddi olanakları olmayan belki de olsa da kullanmayacak olan bir yönetmen var ve sadece kamera ve çevresinden aktörler kullanarak stil anlamında ve içerideki konular anlamında onu hiç tanımayan, o şehri bilmeyen bir İstanbul için çok ilgi uyandırıcı bir film yapabiliyor. Ve işte Süper Kahraman konumunda söz konusunda, Süper Kahraman filminde de yani normalde çok bütçeyle özdeşleştirilmiş bir türü ve ancak çok fazla paranın getirdiği teknolojiyle yapılacak trikleri çok basit indirgeyerek işte kamerasını oynatarak ya da kapıların açılması, kapanması üzerinden bir mizah yaratarak süper kahraman türüyle ilgili insanların düşüncelerini yerinden değiştirecek bir öneri yapabiliyor bu çok imkansız film yapma yöntemiyle. Ve ben hani Ali Kemal Çınar'ın filmini izledikten sonra İstanbul'da tiyatro yapmak adına gerçekten motivasyon buldum. Yani kendim soruyu hani ben nasıl tiyatro yapacağım sorusuyla. Birinin Diyarbakır'da bu filmi çekmesi bana güç verdi. Yani yapmam konusunda ya da işte zorlandığım durumlarda o zorluktan çıkmamı sağlayacak düşünceyi araştırmak konusunda. Dolayısıyla hani evrensellik ya da yerellik gibi bir yerden değerlendirmeden de bu iki sanat eserinin ortak yaratabildiği bir şey olması gösterisini soruyor. Ve bu da biraz aslında bedene dair çok şey söylüyoruz ama biraz da bu da biraz düşünmekle ilgili. Yani yaptığımız işlerle ilgili düşünüp kendimize mi yaratıyoruz bazı engelleri ya da işte insanlar bize ne engel yaratıyor onları anlayıp düşünce yoluyla onları aşmak gerekiyor. Genco'dan örneklerinden çok çok hoşuma gitti. Genco'nun dili Kürtçe, tamamen Diyarbakır ve yerelde ama evrensel İstanbul'da yaşayan bir insana umut olabiliyor. Bundan bahsediyoruz. Zaten bir dairedeyiz, aynı şeyleri konuşuyoruz, farklı üslup kullanıyoruz bence. Bir dakika.
sanırım aslında tartışmaya açtığı bir sanat, sanat için mi? Toplum için mi? Yani en başta tamam, kelimeler ya da bir dil olmadan sanat evrensel olabilir. Bunu ben örneklemek istersem, Ezmet Mühim çığlığını ben babaannem ya da dedeme gösterdiğimde kadın ya da babamın sanattan hiç alır. Ama bu niye bu kadar acı çekiyor? Dedim. Arada hiçbir dil yok, hiçbir şey yok. Ya da hiç daha sanat da bağımlısı olmayan insanlar bu niye bu kadar acı çekiyor? Yani sanat için bir dilim olmasına gerek yok bence. En başta bu filmi Charlie Chaplin'in oyunlarında görebiliyoruz. Hiçbir dil kullanmadan biz onun ne anlatmak istediğini çok iyi anlayabiliyoruz. Ya da Ulay'ın bir sahnesi var. Hiç kelime kullanmadan, hiçbir dil kullanmadan sadece bedenlerle biz onların ruhunu çektiği acıları hissedebiliyoruz. Bu Ulay'ın Fransız ile İngiliz olmasını değiştirmiyor bu acıyı. Yani benim de savunduğum şey sanat arasında sanat içinde belirlensel. Ya bir de sanat çok anlam üzerinden konuşuyoruz da sen müziği nereye koyacaksın o zaman? Yani müziğindeki anlam nerede? Nerede gizli? Mesela Mozart evrenselse şarkı da evrensel bir konu. Evet, evrensel. Ya bir de tüm bu konuşmalar bende bazı soru işaretleri yarattı açıkçası. Yani o derinden başlayarak şey dedi, siz tamamladınız ya bozulma meselesini yeniden bir şey yaratmak. Ya ben sanatın bu kadar kuralsız bir şey olduğunu çok düşünmüyorum galiba. Yani biraz daha geleneksel, biraz daha geri kafalı olabilirim bu konuda. Yani bir şey yapılacaksa, bir yapı sökülecekse, o yapının çok iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve söktükten sonra yeniden bir şey yaratacaksak, yine bazı kuralların olması gerektiği gibi bir şey bu. Yani evet, beste yapabilmek için nota bilmek zorunda değiliz. Ama o nota, yani o bestenin devamı için nota bilen birilerine ihtiyacımız var. Yani onu bir şekilde kaydedilmesi lazım, yazılması lazım ki bir başkası onu çalabilsin. O yüzden çok kuralsız, çok şey bir durumdan bakıldığı zaman işte o zaman da bir çıkıp duvara muz yapışıp bakın bir sanat eseri diyebiliyor. O zaman evimizde bir ölçü şeyin olması gerekmiyor mu? Yani ya da evrensel algı, işte evrensel estetik algı gerçekten böyle çok mu izafi bir şey? Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Picasso evet herkese hitap etmeyebilir ama Da Vinci'nin yaptığı bir şey insanda hayranlık uyandırabilir. Çünkü orada bir tanrı olma iddiası var. Yani sanatın ötesinde, sanatçı olmanın ötesinde tanrı olma iddiası var. Tanrı yarattığı her şey aynı şekilde kopyalayabilirim. Ve o kuralları biliyorum. Yani o altın kural mevzusu mesela. Ya da işte klasik müzikte ölçüler var, tartımlar var. Yani yeni bir şey yapsak bile onları Bir şey yapabiliyor. Hiçbir ölçütü belki yoktu, hiçbir ölçü yoktu yani. Hiç kimse demedi ki sen bunu böyle yapacaksın. Bir kural kaidesi yoktu. Tekrar vardı. Ama bana sorarsan işte bir sanat eseri miydi? Bir sanat eseri olarak sahnelenir mi? Tabii ki sahnelenir. Ya bir şey söyledim mi? Hiçbir ölçütü yoktu da değildi. Bir tekrar vardı, bir düze verdi. Kararlı ses deriz, arzını ses deriz. Evet. Ama yapı bozuk dediğimiz şey çok kurallı bir şey bana sorarsan. Yani bir yapıyı bozmak için onu nasıl bozacağını çok iyi tasarlaman gerekiyor ve bu yani çok çok ölçülerek, biçilerek yapılabilecek bir şey. Bozmak o kadar kolay bir şey değil bence. Zaten farkındalıkla bozulacak bir şey yani bence. Umar Berkman'ın yorumda aşırı yorum var ya, biz ya yorum yaparız ya aşırı yorum yaparız. Yani bazen aşırı yorum yaptığımız oluyordu, bazen yorum yaptığımız oluyordu.
bir eser aldım. Yani şöyle diyeyim, arkadaş müzikle ilgili örnek verdi ya, bence müzik için de öyle, diğer bence sanatlar için de hissiyatla ilgili bir şey ya. Bence mesela örnek verecek olursam Ercan Bud'un, yani Frodo Baggins'in Serdar Bacan hayran olması gibi. Ya da kendi çevremden, benim annem 48 yaşında, hayatı boyunca sürekli Kürtçe müzik dinleyen bir kadın. ama geçenlerde ben evde Elton John dinlerken, Elton John'u çok sevdim mesela. Onu bir daha baştan açsam dedi, çok hoşuma gitti, Rocketman parçasını falan. Açtım beraber Elton John dedik ona mesela. Niye? O anki hissiyatı onu gerektirdiği için yani. Bence o yüzden hissiyatla yol olduğunu düşünüyorum ben. Burada da işte şey, bir senin Da Vinci'yi beğenmenle başkasının Picasso'yu beğenmesi de aynı şey, yorum farkı. Biraz. Yine tercih edersen. Yani bunun konusunda kuralların ya da tekniğin bilmesi noktasında bir örnek vermek istiyorum. Yani biz ay içerisinde bazen o kadar yoğun program oluyor ki şu platformu bazen iki günde bir, gün içerisinde değiştirip yapmamız gerekiyor. Biz bu platformun ham maddesini, vidanın nasıl döndüğünü, onun yapısını tutarken yani dikkat etmezsek, elimizi keseceğini bilmezsek zaten burada karizmatik alanlar yaratamayız, sanatsal alanlar yaratamayız. Yoksa katledebiliriz, belki savaştırırız. Teşekkür ederim. Anlıyorum. Mehta Tiyatro bilici ihtiyaçlarımıza cevap verebilir mi? İşte Mehta Tiyatro'dan ne anlıyoruz esasında? Birazcık onu konuşalım isterseniz. Yani bu örneği de aslında biraz o yüzden seçtik. Çok güzel bir site var. www.performansfikri.com diye Sam Fringeoğlu'nun kendi kaleme aldığı gösteri sanatları alanında çalışan, aynı zamanda müzisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'ya gitmiş, orada kurmuş yaşamını, aynı zamanda mühendis birisi. Orada şeyde, internet sitesinde Türkçe yazıları var. Bir tanesi de yabancılaştırma ve meta başlığı altında. Aslında şöyle bir şey söylüyor, buradan hani biraz tartışabiliriz diye düşündüm. Meta, bir şeyin kendi hakkında olması anlamına geliyor. Yani mesela İskender'i imal etmek için biz İskender'in aslında bir olgu olarak incelemesine gerek duymayız. İskender kılan nedir bu sorular sormayız İskender'i imal etmek için. Ama eğer soracak olursak işte o zaman meta düzeye geçmiş oluruz diyor. Yani İskender hakkında konuşmaya başlarız. İskender'i bir olgu olarak analiz etmeye başlarız diyor. Yani daha doğrusu dolayısıyla aslında meta dediğimiz zaman, meta tiyatro dediğimiz zaman kendi hakkında tiyatronun nasıl tiyatrosallaştığı hakkında düşünce üreten bir şeyden bahsediyoruz. Biraz bu işte aslında öyle bir şey. Yani Veronique Duano adında bir karakteri, gerçek bir karakteri. O 20 sene boyunca aslında baleyi nasıl deneyimlediğini biz seyrediyoruz bu gösteride. O onun ağzından seyrediyoruz. Dolayısıyla onun söylediği şekilde duyma imkanımız oluyor. Onun o bale pratiğini bir sanatçı olarak nasıl deneyimlediğini, kendi hakkında söylediğini ve yaptığı şeylerden, o bütünden anlama olasılığımız oluyor. Ve bu kendi başına bir iş oluyor. İşin bir tarafı bu. Yani aslında bir deneyimi paylaşmanın sanatsal bir üretim haline gelmesi. Ama bu olurken bu taraftan da bize birçok soru sorduruyor böyle bir iş. Yani belki Nadir'in verdiği genç örneği de aynı şekilde. Esasında hani yaptığımız şey hakkında neler düşünüyoruz? Onu yapma biçimimiz hakkında ne düşünüyoruz? Ve aslında onu yapma biçimimiz hakkında düşündüğümüz şeyleri tekrar bir
gözden geçirdiğimizde, sanatsal bir araçla ifade ettiğimizde onun kendisi sanatsal bir estetik de üretiyor. Yani bir estetik üretiyor aslında, bir deneyim alanı üretiyor. Dolayısıyla hani tiyatronun geleneksel olarak gizlenmeye çalışılan tiyatro halini, tiyatro sağlığını açık etmek, olayın tüm bileşenlerini açık etmek ve o göstergelerin simgeselliğini bozmak bize yeni olanaklar açabilir mi? Aslında anlatmak istediğimiz şeyleri anlatırken ister Adem gibi daha toplumsal gerçekçi bir açıdan anlatmak isteyelim, ister çok daha kişisel bir açıdan anlatmak isteyelim. Aslında bize bir takım düşünmediğimiz imkanlar sunar mı gibi bir soruyla bitirmek istedim. Dediğimiz şey aslında böyle bir şey. Bugünün çağdaş sahnesinde çok etkileyici işler yapılıyor bu yöntemle diye düşünüyorum ben. Ve belki de aslında bu yöntemin çok daha içsel olduğu geleneksel kültürler de var diye düşünüyorum. Yani bir taziye aslında mesela tam da bir meta tiyatro örneği de olabilir. Yani İran'daki bu şey gösterim için. Çünkü aslında aynı dinamikler için düşüyor. Yani oyuncu göstere göstere her şeyi yapıyor. Yere yatmadan önce kafasının altına bir şey koyuyor mesela. Ölmeden önce oraya yatarken. Ben oyuncuyum. Şu anda size ölmeyi şey yapıyorum, tasvir ediyorum diyerek yapıyor. Aslında tam da böyle bir şeyden bahsediyoruz yani. Şeyi, illüzyonu kırmak ve o illüzyonu kırarken aslında bize yaşamla ilgili, yaşama biçimimizle ilgili bir şeylerle yüzleşme imkanı ya da yeni sorular sorma imkanı tanımak gibi bir şey bu. Dolayısıyla hani burada özellikle de tiyatro alanında üretmek isteyen insanlar olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda bence doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların böyle şu an günümüzde şöyle bir şey var. Gerek şehir tiyatrolarında, gerek devlet tiyatrolarında ya da özel tiyatrolarda boş vakitlerini geçirme aracı olarak görüyor çoğu insan. Yani işten çıktım, işte aynen kız arkadaşımla biz tiyatroya gidiyoruz. Hafta sonu boşum, ne yapayım bir tiyatroya gidiyorum. Yani bence madem böyle bir şey yapıyorsa, o sana senin istemediğin niyetle geliyorsa senin de onu ayakta tutman gerekiyor. Yani bir tutman gerekiyor, o katarsis yaşamaması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerekirse ayakta olsun. Yani oradan çıktıktan sonra ne güzel eğlendik falan ya da ağladım olmasın. Başka bir şey neden olsun. Aynen, düşünsün. Yani kardeşim ben oraya senin eğlence aracın değilim. Ya ben sanatçıysam bana saygı duy yani. Anlattığım şeye saygı duy, düşün. Oradan böyle bir şey almadan çıkma. Yani boş vakitlerini değerlendirmek için geliyorsun. Eyvallah. Ama tamamıyla boş orta çıkma. Bir şey almış olarak çıkma. Diye düşünüyorum. Ya bu ihtiyacımız birini gerçekten eğlendirmek. Yani çünkü burada hani metal tiyatronun ihtiyaçlarına cevap verebileceğini konuşuyoruz. Aslında mesela çoğumuz için bu çok farklı anlamlara gelebilir ama kendi adıma konuştum. Bir şeyi sahnede göstermek istiyorsam o an hem kendimi anlatma ihtiyacımdan doğan hem de birilerinin beni anlamasını istediğimden doğan bir ihtiyaçtır aslında. Yani hem anlatıp hem hem anlatayım, ben gerçekten güzel anlatayım. Hem karşımdaki belki benim istediğim gibi anlamayacak ama sonuçta oradan çıkan bir seyircinin bir anlam arayışında olması bile benim için yeterli olabiliyor. O gün o sahneye çıkışım belki de birilerini gerçekten eğlendirmek için. Yani birilerini mutlu etmek istiyor olabilirim. Benim ihtiyacım da bu olabilir. Birilerinin eğlenmek istemesi, işte tiyatroya eğlenmek için gitmesi onların da bir ihtiyacıdır aslında. Yani burada karşılıklı iki ihtiyaçtan bahsediyoruz. Birisi kendini anlatmaya üzerine
doğan bir ihtiyaçtan sahneye çıkıyor. Diğeri de oraya gelip ya eğlenmek, ya bir şeyleri anlamlandırmak, ya da yeni bir şeyler öğrenmek üzerine bir ihtiyaçtan gelip seni izliyor aslında. Yani bence böyle bir anlamı var ve çok değerli. Gerçekten çok değerli. Seyirci açısından da, oyuncu açısından da, yönetmeni de katabilirsin. Yönetmen de kendi fikirlerinin orada vücut bulmuş halini görmek istiyor ve bu ihtiyacını karşılıyor. Yani herkes zaten orada bir ihtiyacını karşılıyor aslında. Sadece orada sanatını gerçekleştiren için bir sahne yok yani. Tek başımıza değiliz. Hep birlikteyiz. Belki sonu bir gösterdesin ama yine de seyirciyle beraber gerçekleşmiş. Yani seyirciyi de dışında tutamıyoruz bu ihtiyacı. Çünkü benim aynı zamanda bir seyirciye aslında biraz şöyle bir boyutu da var gibi geliyor bana. Yani bir iş üretirken onun çevresindeki bütün başka boyutlarla da ilgilenmek. Mesela yani işte seyircinin niye orada olduğuna dair bir fikrim var mesela. Bu da işini ilgilenmek, işinde kullanabileceğim bir veri olabilir. Yani mesela bu örnek üzerinden konuşursak, Jerome Bale diyorlar ki, onlar dünya ünlü bir program. Diyorlar ki, gel Paris Operası'nda bir şey yönet. Çok büyük bir şey. Ve adam elinde milyonlarca imkan varken bir oyuncu alıyor. Sıfır dekor, sıfır kostüm, hiçbir şey yok. Sap gibi 1500 kişilik, kaç kişilik bilmiyorum bir yerde bir iş yapıyor. Ve oradaki seyircinin yani Paris Operası dediği şey yani o anlamda böyle bir yerelliğe de çok direkt dokunan bir şey var. Çünkü oranın bir şeyi var, geleneği var yani. Oraya takım elbiseyi çıkıyor. Vesaire vesaire. Ve oradaki insanların bir izleme alışkanlığı var. Yani ne görmek istiyorlar oraya geldiği zaman, ben burada ne göreceğime dair bir fikrim var. Yani o bir sosyal kurum aynı zamanda yani. Ve onun karşısına bunu çıkarıyor. Yani başka bir şey çıkarıyor. Yani oradaki beklentiyle de ilgilenen, o anlamda kendini kuran bir yapı çıkarıyor. Ve yani işte veya modern dans, işte çağdaş dans izlemeye gelen seyirci için de garip bir şey. Bale izlemeye gelen seyirci için de garip bir şey. Ve böyle bir başka bir şey kuruyor. Yani bir şeyi bozuyor ve ama onu bozarken sadece sahne üzerinde yaptığı şey değil, aynı zamanda onun algılanışı ve onun dışındaki boyutlarını da düşünerek yaptığı bir şey aslında. O yüzden çok bence katmanları bozuyor. Evet. Farklı katmanın algısını da bozuluğa uğratıyor. Seyirci çeşitliliğini de bozuyor. O geleneksel olan o mecrada gerçekleştirilmiş bütün süreci de bir bozuma uğratıyor. Oyuncu kişisinin sürecini de bozuma uğratıyor. Evet. Bozum alanlar atıyor. Yani bir bozuma uğrattığın zaman yenilikçi bir yere gidiyorsun aslında. Yani bir zemini bozuyorsun ve o zemini belki temel alarak, belki o zeminin bir uzamını araştırarak yeni bir oluşuma sebep oluyorsun. Ve bu aslında bir bozumdan oluşmuş bir avantgarda dönüşüyor gibi bir şey aslında. Yeni bir algı aslında evet. Oluşturabiliyor, evet. Olması önemli. Yani o alışılmış hani, seyretme biçimini, algılama biçimini değiştiren, artık bunu seyreden seyirci bence mesela herhangi bir baleyi aynı gözle seyredemeyebilir. Bu çok önemli bir şey. Birle gitmeyecek. Evet. Dolayısıyla aslında mesela hani burada üreten insanlar olarak da yani mesela şöyle bir soru sorabilirim size. Diyelim konu olarak, mesele olarak tiyatronun konu edineceği içerik anlamında mesela Türkçe oynamak mı, Türkçe oynamak mı gibi bir soruyu tartışan bir tiyatro işi tasarlıyorsunuz. Ve tamamen yani bunun üzerinden sahnelenen bir oyun kurgusu olsa, bu meseleyi farklı yönlerden tartıştığınız, farklı şekillerde tartıştığınız bir kurguyu seyirciyle paylaştınız. Mesela bu sizin için bir iş olur mu?
kendi başına bir tiyatro işi olarak. Çünkü ortada yeni bir dert ve ihtiyaç var. Yine bir şey anlatmak çok evet, yani aslında bu kadar basit olabilir sanat üretimi. Yani gerçekten bizi ilgilendiren meseleler üzerinden biz bir sanatsal araştırma yapabiliriz ve bu kıymetli bir şey olabilir. Yani bunu seyirciyle paylaşmak kendi başına bir hakikaten iş olabilir. Yani aslında biraz bu algıyı, yani ben bunu kendim için de düşünüyorum. Yani kendime de söylediğim bir şey olabilir. Gerçekten hani ben Kül Kedisi masalını mesela dinleyen bir çocuk olarak büyüdüm. Ben bu Kül Kedisi masalını yeniden bir şey yapmak istedim. Acaba beni oluşturan, benim kimliğimi oluşturan bir parçada o Kül Kedisi masalı varsa Kül Kedisi üzerinden yeniden bir düşünsek neler çıkar ortaya diye bir çalışma yaptık ve bir aslında mesela Kül Kadın diye bir iş çıktı oradan. Sevgimle paylaştığımız. Yani bu kadar basit bir yerden de başlayabilir sanatsal üretim aslında. Diye düşünüyorum ben. Hani sahne üzerindeki materyal kullanımı da bir o kadar basit değil mi? Aslında evet. Kendimiz için karmaşıklaştıran bir izleriz. Yani bazen ona çok keyifli bir şey yapıyor. Çok basit düşündüğümüz zaman aslında ne bileyim, yani anlam konusunda sana çok katılıyor. Sürekli bir anlam ihtiyacı içinde olmamız da bizi sınırlayan bir şey. Yani ya da seyirciyi düşündüğümüz, seyirciyi koyduğumuz yerde sürekli bizi bir noktadan anlaması ya da vermeye çalıştığımız mesajı çok direkt olan bir dille, yani ya dilden almışsın, ya benim jestimden almışsın, ya da yapmış olduğum bir hareket, bir eylemden almışsın ihtiyacı için. Yani bence anlamdan ziyade duyumsamakla ilgilenmek de biraz iş alanı genişletebilir. Yani çünkü şey düşünmüşüm, ben Şamil'in oynadığımda İstanbul'da bir arkadaşım gelip bana şey demişti. Abi demişti, şey konusunda çok büyük bir aydınlanma yaşadık. Yani ben şu an sahildeyiz ve bira içiyoruz. Bir tane Suriyeli çocuk gelse, burada bir şekilde bir feryat etse, çocuk bir şeyin arayışında olsa ya da çocuk bağırıyorsa ve ağlıyorsa. Yani şu an aramızda Arapça bilen var mı? Yok. Ama bir şekilde hepimiz o çocuk hakkında bir fikre ya da bir hissiyata, bir duyumsamaya sahip olacağız ve onun için bir şey yapma ihtiyacı ya da birilerine haber verme ihtiyacı içine gireceğiz. Yani bu noktada bence evrensellik de devreye giriyor. Bu noktada bence o çeşitlilik de devreye giriyor. Bu noktada o otobiyografik olandan yararlanarak girdiğimiz bir yolculuk da devreye giriyor. Yani ben yapmak istediğim şey aslında en temelde manadan azade. Yani insanların aslında ilk etapta lineer bir biçimde, yani direkt olarak söylediğim şeyi anlayıp çıktığında evet bunu söyledim, okey değil de duydu ve duyumsadı. Duydu, bir şey gördü ve o onun bedeninde bir şeye sirayet etti. Atıyorum tüyler diken diken, yanakları kızardı, diğerde de gözleri doldu vesaire. Bir imge gördü benimle beraber. Bir imaja ortak oldu, bir yolculukta, bir şey. Yani hep o şeyden kaçmaya çalıştım. Acaba nasıl yapabilirim? Bu daha fazla nasıl gerçekleştirebilirim? Ve bu arada size çok teşekkür ederim. Burada oynamak benim için çok fazla tatmamış. Çok güzel yerlere gözükecek benim için. Yani o yüzden ben biraz daha aynı duyumsamayla ilgilenirsek sanki o zaman işte evrensel de olur, o zaman yerel de olur, o zaman biz sana kalemde, sana seyirci kalemini almak. Bizim sıkıntımız. Aynen, bizim sıkıntımız yani. Sürekli oturalım da ezberimiz var. Katılıyorum diye zannediyoruz. Aslında bence biz istesek de istemesek de seyirci duyumsuyor. Yani Sipa'nın işinde mesela hepimizin en etkilendiği yer neresiydi? Başlangıçta bilmediğimiz bir dilde bir deng 5 konuşuyor. Arkada perdenin arkasında Sipar anlamlı anlamsız sesler çıkarıyor. Ama hepimiz büyülendik. Ne vardı mesela orada evrensele dair? Ya ne anladık biz oradan? Hiçbir şey anlamadık bence. Ama çok şey hissettik. Ya bu zaten istesek de istemesek de eğer karşıda samimi bir şey varsa o bence değişiyor seyirciye. Ben şey düşünmüşüm. Kendi kendime de soruyorum bunu.
hissetmek dedik ya, şeyi sevmiyoruz değil mi? Dizilerde de çok oluyor ya da işte bir filme aslında çok dramatik bir şarkı verince zaten ister istemez orada bir duygulanım yaşatıyorsun yani. Sahnede hiçbir şey olmasa da şarkı seni hüzünlendirmeye yetiyor. O yüzden acaba diyorum, yine söylüyorum, kendime de söylüyorum, sadece hissiyat boyutunda yaklaşmak buna doğru olur mu? Çünkü çok kodlanmış olarak zaten gidiyoruz ve az çok ağladığımız, güldüğümüz şeyler de aynı. Çünkü hele şimdi daha da küreselleşiyoruz, işte Instagram, şu bu, baktığımız az çok şeyler aynı. O yüzden bence sizin dediğiniz şey önemli. Alışkanlığı kırmak ve beklentiyi karşılamamak bir yerde. Bu hem zihinsel evrim için bence insanların bir evrim geçirmesini sağlıyor, gerektiriyor ya da hem belki duygusal evrim için de gerekli diye düşünüyorum. O yüzden klasik böyle unsurların dışına çıkmak gerekiyor bazen. Bir de aklıma şey geldi bu çalışmayı izleyince, yanılmıyorsam eğer, görme biçimlerinde geçiyordu bu. Şey diyordu işte, mesela bir kanalda işte bir şey var, film var. Ama siz ondan önce şeyi zaplamışsınız, belgeseli izliyorsunuz, daha sonra sinemaya geçiyorsunuz. Bunu böyle düşünelim, bir de şeyi düşünelim, ondan önce işte bir savaş sahnesini gördüğünüzü ve daha sonra filme geçiş yaptığınızı düşünelim gibi bir şey söylemiş. Yani aslında burada orada izlediğiniz bağlam da çok önemli. Yani belki o konteksti de ele almak gerekiyor. Yani seyirci şimdi geldi oturdu, ışıklar yanacak, neyi bekliyor? Perde açıldı, biri girecek, konuşmaya başlayacak. Belki işte konteksti o çerçeveden çıkarmak da önemli. Çünkü elimizde zaman diye bir şey var. Yani bilmiyorum var mı? Onu şey yapmak lazım. Onu da böyle belki bir döngüselliğe kavuşturmak lazım diye düşünüyorum. Zamanla ilgili var mı? Zahirvan suyuna sonuna yaklaşmak diye son 5 dakika. Bence toparlayacak bir yerden. Şuna bir şey yapayım. Yani hissetmek, biz bir sürü şeyden bahsediyoruz. Hepsi mümkün. Ama burada bir şey çok önemli bir geldi. Şimdi bir malzeme biriktiriyoruz önce ya da bir malzeme üretiyoruz. Sonra onları bir araya getiriyoruz ve iş böyle çıkıyor. Yani burada eğer sürekli o üretim sırasında da şimdi ben burada öyle bir şey yapayım, izleyici duygulansın. Burada da öyle bir şey yapayım ki gülsünler. Burada şunu yapayım gibi bir kurguya girersek zaten darmadağın oluyor. O yüzden buradaki galiba önemli mesele bu üretim sürecinde o malzemeleri alıp biraz onlarla alıp onların bize ne yaptığıyla ilgilenerek yani böyle ince ince işleyerek yani çünkü yine yapmak demek bir şey gibi üretmek demek canımızı ne istiyor, canımızı istediği gibi orada davranmak anlamına da gelmiyor. Yani onun bir sürü inceliğine detayı da var, bu bir gerçek. O yüzden biraz böyle şey, seyirciyi duygulandırmak, güldürmek, eğlendirmek, tüm bunları odağın bir tık daha bir sonraki adımı olarak düşünebiliriz ancak gibi. Yani izleyici meselesini konuştuğumuz için de söylüyorum ama bir sonraki adım için sanki, daha sonra gelecek bir şeymiş. Mesela Türkçe tartışmasının sorusunu biraz ilerletecek olursam şey de diyebilirim. Aslında bu bizim biraz da böyle buradaki konuşmalardan yola çıkarak kurguladığımız bir soruyu diyebiliriz. Ve şu an şöyle bir şey oluyor. Mesela bu soru geldi. Hani Türkçe ve Kürtçe nasıl oynanmalı? Oynanmalı mı? Oynanmalı hakkında bir tiyatro oyunu olur muydu sizce sorusu geldi. Şimdi bu gösterinin nasıl olacağıyla ilgili, eğer olacaksa, yapılacaksa mesela bu konu hakkında tiyatronun nasıl olacağını bilmiyoruz şu an hiçbirimiz. Ama bu gösteriyi mümkün olacak bir sorumuz da var. Yani günün yerinde belirli sayıda bir insan grubu, belirli bir zaman dilimi içerisinde Kürtçe ve Türkçe oynanmalı mı konusunu ele alan bir gösteri yapmak için bir yere geldiğinde bu sahneye çıkar. Ve hiçbirimiz sahnenin çıkacağını bilmez bir konumdayız şu anda. Ve konuştuğumuz her şey aslında o süreçte
neler yaşanabileceğine dair bir intiba, işaret. Çünkü muhtemelen hepimizin zihninde konunun nasıl bir görsel olabileceğine dair bir ilk fikir var. Şimdiye kadar kendi geliştirmiş olduğumuz düşüncelerden ya da sahnenin anlayışlarından. Yani muhtemelen o çıktığında hiçbirimizin hayal ettiği şey olmuyor. Valla kişisel olarak ben çok teşekkür ederim herkese. Çünkü böyle bir alanda çalışmak, sizler gibi araştıran insanlarla birlikte çalışmak, katılan diğer sanatçılar gibi kendi birikimlerini çok açık bir şekilde paylaşarak, çok cömert bir şekilde paylaşarak burada birlikte araştırmak çok keyifliydi benim için. Ben bunu başlangıç olarak görüyorum, savaş. Biz de öğreniyoruz. Daha geniş yaptık. Bir tane burada başladı. Bir ısınma türü. Diye düşünüyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.